Kayseri Yeşilay Danışmanlık ve Bağımlılık Merkezi bağımlılıkla alakalı konferans düzenledi. Düzenlenen konferansa hukukçular katılım gösterdi. Konferansta psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Bulut Akdoğan, sosyal medya bağımlılığı ve telefon bağımlılığına değindi. Bulut, sosyal medyanın sorumlulukların aksamasına neden olduğu takdirde o insanın bağımlı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bağımlılıkla ilgili konuştuğumuz zaman genellikle psikolojik rahatsızlıkların olduğu bir kitap var. DSM 3-4 diye bu. Orada kitaba baktığınız zaman kriterler o kadar keskindir ki çoğu insan ben bağımlıymışım aslında der. Ya 12 madde koyarlar. Bunun 5 tanesi, 3 tanesi size uyuyorsa, işte 5 tanesinden 2 tanesi uyuyorsa, 7 tanesinden 3 tanesi uyuyorsa derse ki zorlasanız mutlaka uyuyordur. Kendinizi bağımlı olarak atfedebilirsiniz. Ama tabii ki insanlar bu anlamda farkındalık kazanmak için ben bağımlıyım demek, etiketini koymak, kondurmak boş bir şey değil. Çünkü hastayım demek oluyor bir anlamda. Teknoloji bağımlılığı kullanmadı. Onunla ilişkisinin kişi de kişinin iradesini kaybetmesi. Bu zaman huzursuzluk, gerginlik, stres, anlamsız bir şekilde stres. Aslında ortada bir şey yok ama ya canım sıkın, gerginim ya da bir soru sorduğunuz zaman öfke tahammül seviyemizin düşmesi olabilir. Ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel olarak bir sorun oluşturmasına rağmen tekrardan kullanıyor olabilmesi. Örneğin öğrenciler bunu kullanırken ders başarının düşüyor diyorsun. Yani belli, daha fazla zaman ayırdığı için ders başarısı düşür. Kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımda dair bilgi eksikliği. Yani neden oluyor? Bilgi eksikliği, bağımlılığın sonuçlarını bilmemek ya da önemsememek. Az önceki söylediğim gibi, ben bağımlı değilim. Sigara içen biriyle konuştuğun zaman, aynı zamanda Türk'ünle de ilgiliyorum ben, kimse bağımlı değil. Benim babam da iki paket sigara içiyor. Sorsan, yok bağımlı değil, meclisini bırakıyorum diye. Ramazan'da görüyoruz diyor, bırakıyorum bilmesi. Ama onu bırakmış olması, sigarayı bırakmış olmasına anlamına gelmiyor. Kimler risk altında? Yine aile içi çalışmaması olanlar, hayatında kaliteli vakit geçiremiyor, yine aynı maddeye geldik. Sosyal ilişkilerde kendini ifade etmekte güçlük çekenler, ailelerinde teknoloji olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler. Olumsuz ve bilinçsiz şekilde kullanan bireyler. Bilinçli kullanma, dürüst kullanma, sınırlı kullanma ki burada belki de dürüst kullanma sizin de ilgi alanınıza girecektir. Etkileri neler oluyor? Fiziksel olarak işte beyin ağrıyor, göz kuruluğu gibi bir sürü hastalığı sayabiliriz. Psikolojik gelişim, öfke denetimi, öfke yönetimi, öfkeyle bir anda farklı farklı davranabilmek. Az önceki dediğim gibi bence benliğimizi değiştiriyor şu anda. Teknoloji bağımlılıkları, internet ve sosyal medya, telefon, oyun konsolu yani oyun bağımlılığı, bilgisayar, telefon dediğim gibi burada en fazla da belki en dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi sosyal medya bağımlılığı.